Ve Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, hükümetin üzerinde çalıştığı yeni torba yasa meclisin açılmasıyla beraber gündemde. Yeni düzenleme işçi, işveren ve muhtaç kesimlere yönelik birçok düzenleme barındırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 aylık aranın ardından çalışmalarına yeniden başlamasıyla beraber milyonların beklediği yeni torba yasa büyük merakla bekleniyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni torba yasa, işçi, işveren ve muhtaç kesimlere yönelik geniş destek ve düzenlemeler içeriyor. Çalışmaları henüz tamamlanmayan ancak bazı detayları belli olan ekonomiyle ilgili torba yasa teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından meclise sunulacak. Çalışanlara işveren tarafından yapılacak 1000 lira elektrik ve doğalgaz ödemesi vergiden istisna olacak. 2001 yılında hayata geçirilen kur korumalı mevduat uygulamasının süresi 1 yıl uzatılarak Aralık 2023 olarak yeniden düzenlenecek. İşverenlerin iş yerlerinde veya müştemilatında yemek vermediği durumlarda çalışan günlere ait yemek bedelinin ilgili yıl için belirlenen tutara kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilecek. Kanun teklifiyle 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2000 lira ve altında alacakların da tasfiye edilecek. Yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili ödemeler gerçekleştikten sonra kişilerin ölüm, gelir değişikliği, engel durumu değişikliği gibi sebepler sonucu tespit edilen yersiz ödemeler, borçların tahsisi mümkün olmadığı için silinecek. Böylece alacağın tahsili için harcanacak emek ve mesaiden tasarruf edilecek. Tüm borçlar ferileriyle birlikte terkin edilecek. Böylece söz konusu düzenleme ile hedef kitlesi yoksul olan ve borçları ödeme gücü bulunmayan 163.572 engelli ve yaşlı vatandaşın 566.262.916 TL'lik borcu silinmiş olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle meclise 3 sorudan oluşan soru önergesi verdi. Milletvekili Erol, Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu'na AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım görevi ve ünvanı itibariyle havalimanlardaki VIP salonlar protokol listesinde yer almamasına karşın Elazığ Havalimanı VIP salonu hangi gerekçeyle yolculuklarında kullanmaktadır diye sorarken, İçişleri Bakanı Soylu'ya da 31 Aralık 2021 gecesi AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın Antalya'da koruma polisiyle birlikte görevli bir polis memuruna mukavemet ettiği ve görevli polis memurunun aldığı darbe neticesinde kolunun kırıldığı Elazığ kamuoyunda konuşulmaktadır. AK Parti Elazığ İl Başkanı'nın polis memurumuza karşı adının karıştığı bu darp olayı doğru mudur? Yasal işlem yapılmış mıdır? Ayrıca AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'a iki koruma polisi tahsis edildiği bilinmektedir. Koruma kararı statüsü olmayan bu kişiye hangi gerekçeyle kişisel koruma verilmiştir soru önergelerinde bulundu. Dört adayın yarıştığı Elazığ Ticaret Borsası seçimlerinde üyelerinin güven oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Ali Numan'da "Biz bir kesimin değil tüm kesimlerin başkanıyız" dedi. Ticaret borsası seçimleri cumartesi günü gerçekleştirilmiş ve başkanlık için 4 aday ter dökmüştü. Yapılan seçim sonrasında başkan adayı Adem Akbulut 47, Yavuz Oğuz 58, Şenol Arslan ise 88 oy alırken mevcut başkan Mehmet Ali Dumandağ ise üyelerinin 155'inin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilmişti. Üyelerinden en yüksek oyu alan başkan Dumandağ seçim sürecinde bütün üyeleriyle bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Değerli üyelerimiz, değerli hemşerilerimiz, bildiğiniz gibi biz bir seçim süreci geçirdik. Bu seçim sürecinde tüm üyelerimizi tek tek ziyaret ettik. Adaylarımız da ziyaret etti, bizler de ziyaret etti. Bundan dolayı belki zaman zaman üyelerimiz bundan rahatsız oldu. Ben hepsinden özür dilerim ve helallik istiyorum.
diyenlerde de teşekkür ederim. Tabii ki bu bir seçim sürecidir. Bu bayrak yarışıydı. Bize sorumluluk verdiler. Biz sorumluluğumuzu bilincin içindeyiz. Biz tüm arkadaşlarımızdan yıllardan beri hep beraber helaket ettik. Şimdi de beraber helaket edeceğiz. Beraber başladık, beraber bitireceğiz, beraber devam edeceğiz. Başkan Duman da bize oy veren vermeyen herkesin başkanıyız diyerek sorumluluklarının altından kalkacak bir güce sahip olduklarını kaydetti. Tüm yekün Elazığlıların bize oy verip vermeyen herkesin başkanıyız. Ben tüm üyelerimize katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederim. Aday olan arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Çok huzurlu ve huzur içerisinde dedikodu olmadan, kavga görüntü olmadan burada birbirimize sarıldık, birbirimizden ayrıldık. Arkadaşımız hemen ilk çiçeği bize giden rakip arkadaşım. Ben kendine de teşekkür ederim. Yani eğer bizden bir küçük darlık olsa bu çiçekler gelmezdi. Çünkü biz böyle başladık, böyle devam edeceğiz. Bizde küskünlü, darlığında yok. Yarın sabah demiştik sokakta yan yanayız. Bu seçimde bize destek veren tüm basın mensupları arkadaşlarımıza, tüm cemiyelerimize, tüm beyiklerimize teşekkür ederim. Gerçekten bize top başkanı hemen telefon açtı, tebrik etti. Diğer siyasilerimiz telefon açtı, tebrik ettiler. Büyüklerimiz tüm Elazığ konvoyu. Gelen oldu, gelmeyen tebrikleri söndüler. Ben herkese teşekkür ederim. Bu seçim ilimize, üyelerimize, hayırlara vesile olsun. İnşallah bizim sorunumuzu biliyoruz. Sorunumuz ağırdır. Sorunumuz altına kalkacak gücdeyiz. Arkadaşlarımızdan hep beraber helaket ediyoruz. İnşallah ilimize en iyi şekilde bize ne düşerse yapmaya hazırız. Zaten yeni bir şey yapmamıza, söylememize gerek. Projemiz hazırdır, elimizdedir. Onu da yapacağız, o birini de yapacağız. Gücümüzün dahilinde ne varsa yapacağız. Ne bize oy verenler, ne bize destek verenler. Hiç kimseye mağlup etmeyeceğiz. Ve oy vermeyenleri de mağlup etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Tabii biz ta 2005'te geldiğimiz zaman birlikte başlamıştık. O birlik devam ediyor. Bir beraberlik devam ediyor. Ekibimizle, meclis başkanımızla, yönetimimizden, personelimizden, meclis üyelerimizle hep beraber helaket ediyoruz. Birlikte başladık, birlikte devam edip birlikte bitireceğiz Allah'ın izniyle. Kimsenin buna endişesi olmasın. Ben kendimden de arkadaşlarımdan da eminim. Allah hayırlara vesile olsun, ilimize hayırlı olsun. Kaybeden, kazanan yok, Elazığ kazanmıştır. Birlikte başardık, tekrar birlikte başaracağız. Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-nabız sisteminde tanımlanmıştı. Bugün itibariyle risk grubunda olmayıp grip aşısı olmak isteyenler de aşılara eczanelerden ulaşabilecek. Eczanelerde satışı başlayan aşının ücreti 243 lira. 27 Eylül itibariyle bakanlıkça belirlenen riskli gruplar olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebiliyordu. 3 Ekim itibariyle risk grubunda olmayıp grip aşısı olmak isteyenler ise ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler. Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi. 23. Bölge Elazığ Eczacılar Odası 2. Başkanı Nihat Aslan grip aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi geçen haftadan itibaren grip aşıları eczanelerimize gelmeye başladı. Eski uygulamaların haricinde yeni bir uygulama başladı bu yıl. Geçen yıl pandemiden dolayı başlamıştı. Bu yıl yine aynı uygulama devam ediyor. Öncelikle kişinin TC'sine reçetem sistemi üzerinden hekim tarafından reçete yazılıyor. Daha sonra eczaneye bu kişi adına özel olarak bu aşıyı istiyoruz. Şu anda özellikle 65 yaş üstü hastalarda herhangi bir belgeye, bir rapora falan gerek duymadan onun haricinde immün sistem yetersizliği olan hastalarda, organ nakli olmuş hastalarda, bağışıklık sisteminde problem olan hastalarda bunların raporları olacak. Bu tür hastalarda koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu bu hastaların ilaçlarını tamamen karşılıyor. Kişiler e-nabız sistemi üzerinden reçete yazma sırasının gelip gelmediğini öğrenebilirler. Oradan bakıp ya da aile hekimine direkt başvurup oradan reçetelerini yazdırıyorlar. Daha sonra biz bu kişiye ait grip aşısını istiyoruz. Burada veriyoruz kendisine. Yine aile hekimine götürüp orada aşılarını yaptırabiliyorlar. Başkan Aslan özellikle 65 yaş üstü kronik hastalığı olanların mutlaka aşı yaptırması gerektiğini söyledi.
Sağlık raporu olan, immün sistem yetersizliği olan, organ nakli olan ya da 65 yaş üstündeki hastalar grip aşısı koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor. Astımı olan, metabolik hastalıkları olan, diyabeti olan hastalar hani daha kötü bir hastalığa yakalanmamak adına özellikle pandemi döneminden geçiyoruz. Bu konuda bir bilinç de oluştu vatandaşta. Astım hastalığı, şeker hastalığı, böbrek nakli gibi immün sisteme baskı yapabilecek rahatsızlığı taşıyan hastaların aşı olmasında fayda var. Vatandaşlar da grip aşısının eczaneden satışını memnuniyetle karşıladı. Evet olacağım ya. Evet evet olacağım. İlaç almaya geldiniz değil mi amcacığım bugün? Grip aşısı ilacını almaya geldiniz. Evet evet. Doktora gittiniz. Reçete tabii yazdı. Doktora gittim reçete yazdı. Gelip burada iğne alacağım aşı iğnesi. Yalnız ben bir sefer oldum üç sefer ha. Tekrar olmayı düşünüyor musunuz? Ya işte faydalıysa düşünüyoruz. Evet olacağım. Gribe ve Covid'e yakalanmamak için olacağım. Hastalıktan korunmak için evet. Evet abi bu soğuklarda grip aşısı olmamız şart çünkü havalar dengesiz bir soğuk bir sıcak. O yüzden abi grip aşısı öneriyorum. Fırat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'ın göreve başladığı 13 Ağustos 2020 tarihinden bu yana hiçbir atama veya görevlendirme yapmadığı, ayrıca Sayıştay raporunda da bu döneme ilişkin hiçbir bulguya rastlanmadığı duyuruldu. Fırat Üniversitesi'nden atama ve görevlendirmelerle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde üniversitemizde 2000-2020 yılları arasında üniversite şube müdürlüğü kadrolarına fakülte sekreterliği, yüksek okul sekreterliği ve enstitü sekreterliği kadrolarından görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atama yapıldığı belirtilmiş ve kendi görev dönemi olmamasına rağmen haberlerde rektörümüzün fotoğrafı kullanılmıştır. Rektörümüz Profesör Doktor Fahrettin Göktaş 13 Ağustos 2020 tarihinde göreve başlamış olup bu tarihten itibaren de bu kapsamda hiçbir atama veya görevlendirme yapmamıştır. Ayrıca Sayıştay raporunda da bu döneme ilişkin hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Bu kapsamda atamalarla hiçbir ilgisi olmadığı halde ilgili haberlerde rektörümüzün fotoğrafını kullananlar hakkında gerekli hukuki girişimler başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Çevre sorunlarının çözülmesi ve uzay teknolojilerinde ilerleme kaydedilmesi gibi konularda yeni fikirlerin üretildiği NASA APPS Challenge etkinliği Elazığ Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük Haki Tihon yarışması olan ve her yıl farklı şehirlerde düzenlenen NASA Space Apps Challenge bu yıl 4. kez Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Elazığ'ın tanıtımına katkıda bulunmak ve Elazığ'da yaşayan öğrencilere önemli derecede fayda sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada uzaya ve bilime ilgi duyan gençler bir araya gelerek uzay yolculuğu, bilgi, risk hesaplama, yapay zeka, makine öğrenimi, bilim çalışmaları, akıllı telefon uygulamaları, veri düzenleme, oyunlar, simülasyonlar, origami, çizim ve yenilik kategorilerinde çözümler ürettiler. Uzaya ve bilime ilgi duyan gençlerin bir araya geldiğini belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Elazığ Belediyesi'nin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi. Şu anda Elazığ Belediye'miz Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeyiz. Hakikaten bugün güzel ve önemli bir günün başlangıcı inşallah. NASA'nın dünya çapında organize etmiş etkinlik olarak düzenleyeceği NASA Space organizasyonunun başlangıcındayız. Bu organizasyonu Elazığ Belediye'mizin ev sahipliği ve organizasyonu ile ve Fırat Üniversitesi öğrenci grupları ile birlikte çalışarak bugüne geldik. Bugün itibariyle sabah saat 9 itibariyle 120-130'a yakın katılımcının olacağı ve 2 günlük bir süreç içerisinde sürekli
dünya meselelerine, uzay konularına gündem oluşturacak birçok sorunların, meselelerin çözümüne ortak bir çözüm bulabilmek için böyle bir etkinlik NASA tarafından dünyanın birçok yerinde düzenleniyor. Elazığ Belediye Meclisi Ekim ayı toplantıları başladı. Toplantıya katılan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ahmet Aytar Kent Meydanı projesinin tamamlanarak Cumhuriyet Meydanı adıyla hizmete açılacağını söyledi. Elazığ Belediye Meclisi Ekim ayı toplantıları gerçekleştirilen ilk bileşimle başladı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturum, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve yoklama ile başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce meclis üyelerine seslenen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, açılan ve açılacak olan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Şehrimizi her geçen gün bir adım daha ileriye taşımak ve bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimizin yaşamına değer katmak amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin bize emaneti olan bu şehri her geçen gün bir adım daha ileriye taşımak tek gayemizdir. Başkan Şerifoğulları, Elazığ'ın 40 yıllık altyapı sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirterek, 29 Ekim'de Ahmet Aytar Kent Meydanı projesinin tamamlanarak Cumhuriyet Meydanı adıyla hizmete gireceğini söyledi. Şehrimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda iki kent meydanı ve yeraltı otoparkını da şehrimize kazandırıyoruz. Kent meydanı projemiz kapsamında şehrin otopark ihtiyacına çözüm amacıyla toplamda 22 bin metrekare kapalı alana sahip iki katlı ve 940 araç kapasiteli modern yeraltı otoparkı inşa çalışmalarında sona gelindi. Allah'ın izniyle 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet Meydanımızı hemşerilerimizle buluşturacağız, hizmete açacağız. Daha sonra söz alan MHP Meclis üyeleri Grup Başkanı Mehmet Çak, cumartesi pazar yerinin acilen düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. PTT kapısından sonra bizim yani jandarmaya inen bir 60 metrelik kulvarımız var aşağı doğru inen yerden. Şu pazar yerinin oraya kaydırıp trafik sorunu biliyorsunuz da çok yok. MHP Meclis üyesi Alpay Gökçe de söz alarak karayolları alanının belediyeye devredilmesiyle ilgili gelinen süreci sordu. Sayın Başkanım, geçmiş meclis toplantılarından birinde karayolları yerleşkesinin oradan kaldırılacağına dair müjde mukabilinde bir söz vermiştiniz. Sayın Başkanım, görev süremiz doğrultusunda acaba bu noktada bir somut çalışmamız olacak mı? Başkan Şerifoğulları da son aşamada olduklarını belirterek karayollarının alanını aldıklarını ve alanı mecliste millet bahçesi olarak işlediklerini söyledi. Başkan Şerifoğulları karayollarına da üniversite yerleşkesi içerisinde kamu alanı olan alanın tahsis edileceğine, sürecin uzun bir süreç olduğunu kaydetti. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün taşınması noktasında artık son aşamasındayız. Arsa trampalarını bekliyoruz. Özellikle meclisimizde almış olduğumuz karar gereği biliyorsunuz yaklaşık 96 dönüm olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Karayollarının alanını biz yeşil alan olarak işledik, millet bahçesi olarak işledik. Karayolları Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü de buna itiraz etmedi. Yapmış olduğumuz istişareler neticesinde işledik. Karşılığında da Malatya yolunda üniversite yerleşkesinin orada daha önceden resmi kurum alanı olarak belirlenmiş olan yerde 150 dönümlük alanda karayollarına arsa tahsisi söz konusu olacak. CHP Meclis üyesi Cafer Yeşil de partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyaretine değinerek şehrimize yakışmayan görüntüler yaşandı dedi. Malumunuz üzere 19 Eylül'de şehrimize Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu teşrif ettiler. Biliyorsunuz burada bir okul açılışı vardı. Temel atma töreni vardı. Maalesef şehrimize yakışmayan bazı olaylar gelişti. Billboardlardan pankartların indirilmesi, sosyal medyadan bir sürü şeyler. Allah korusun, en ufak bir kıvılcımda da insanların karşı karşıya gelmesi söz konusuydu. Tabii sağ olsun vatandaş sağduyulu davrandı. Bunu gerçekten gündem şeyine almadılar. Birçok insan da bunu doğru bulmadığını ifade ettiler.
Meclis üyesi Yeşil'e cevap veren Başkan Şerifoğulları, pankartların asılacağı yerlerin olduğunu belirterek yasal olmayan pankart asılmasına müsaade etmeyeceğini söyledi. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilimize geldiği zaman pankartların indirilmesiyle alakalı söyleminizi bence bir Gürsel Erol milletvekilimizle bir görüşün, bir konuşun. Pankartlar billboardlara asılır, yasal yerlere asılır. Biz gelmeden önce, Genel Başkan Elazığ'a gelmeden önce kendisiyle görüştük. Şuralara asacağım dedi, ben de astırmayacağım dedim. Asacaksanız billboardları kiralarsınız, yasal totemleri kiralarsınız, oralara asarsınız. Ama kaçak, yasal olmayan, bizi zor durumda bırakacak hiçbir yere Cumhuriyet Halk Partisi'ne de izin vermem, AK Parti'ye de izin vermem, başka partiye de izin vermem. Konuya MHP Meclis üyeleri Grup Başkanı Mehmet Çak ve Burak Düzenli, CHP Meclis üyesi Murat Akkoç da dahil oldu. Şimdi Cafer Bey diyor ki Elazığ'a yakışmadı. Yani Cafer Bey'in dediği kelime kendine göre birilerine yakışmamış olabilir. Yapılan işlemi kendi sözlerini, kendi pankartlarına asılmış. Burada siyaset yapılırken bile kendi dediklerine iftira yok. Herhangi bir yalan söylem yok. Kimin söylediği belli değil. Sadece Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözleri vatandaşımıza, milletimize aktarmışız. Bugün Cafer abi genel siyaset yaptı. O zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim. Burada bana cevap hakkı doğdu çünkü. Yoğun bir şekilde o tweet, o Facebook, o Instagram'da kullanan meclis üyelerinden biri ben. Bugün olsa, yarın olsa yine yaparız. İl başkanımızın himayelerinde, partimizin güdümünde. Şimdi burada ama anlayamadığım, idrak edemediğim, bir Elazığ çocuğu olarak idrak edemediğim bir durum var. Biz billboardlara asılan hiçbir soruya cevap vermeden, sonrasında asıldıktan sonra gece 11.30'da gidip billboardun önünde fotoğraf karesi paylaşan bir genel başkan gördük burada. Şimdi işimize bakalım. Evet. Şimdi Cafer Bey kalktı burada gayet nazik, kibar bir dille. Eyvallah. Geçen günlerde yaşanan bir olaydan bahsetti. Güzel bir dinle anlattı. Siz de ona karşılık aynı üslupla cevap vermediniz. Diyorsun ki ben bunu yaptırmam, bastırmam. Şimdi başkanım, siz bir belediye başkanısınız. Mecliste bir anda tansiyon yükseldi. Hiç sıkıntı yok. Şimdi başkanım, ben burada... Ben sana bakış açımı bilirsin. Şimdi başkanım, Cafer Hoca'ya, bizim de söyle. Cafer Hoca'ya bakış açımı çok iyi bilirsin. Ama başkanım, bizim de size de şimdi burada da yani insanlar da bize burada siyaset dersi vermez. Her şeyde siyaset değildir yani. Başkanım, siz olaya boşuna beni çekiyorsunuz. Hayır. Ben bunu milletvekilinizle görüşmüşüm, kabul etmiş zaten. Başkanım, milletvekilinden görüşmüşseniz biz onu bilmiyoruz. Kabul etmiş. Biz de bu meclisin bir parçasıyız. Biz de asmayacağız demiş. Demin bak Burak Bey'e dediniz ki. Evet. Biz dediğiniz için teşekkür ettiniz. Evet. Biz de şunu bekliyoruz size bu. Biz duruşuna... Tabii. Yükselen tansiyon meclis toplantısına ara verilerek düşürüldü. İl Genel Meclisi, Ekim ayı toplantıları ilk oturum ile başladı. İl Genel Meclisi, Ekim ayı toplantılarına başladı. Meclis Başkanı İbrahim Şerbet Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ilk oturumda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Ekim ayı içerisinde yapacağımız toplantının ve bugün yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşime atıyorum. Yoklama ile başlıyoruz. Gündem maddeleri arasında yer alan köy okullarının onarımını içeren konular görüşülerek meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Hazar Ortaokulu'nda bakım onarım yapılması konusu ile ilgili olarak hazırlanan Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun okunarak konu görüşülmesi. Teşekkür ediyorum. Rapor okutuyorum. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tamamlandı. Türk Hava Yolları Elazığ Müdürü Ahmet Postallı ile Türk Hava Yolları Satış Şefi Nusret Yiyen medya grubumuzu ziyaret etti. Genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık'la bir araya gelen Postallı ve Yiyen, Türk Hava Yolları'nın Elazığ'daki hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Türk Hava Yolları Elazığ Müdürü Ahmet Postallı ve Türk Hava Yolları Satış Şefi Nusret Yiyen medya grubumuzu ziyaret etti. Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Akbıyık'la bir araya gelen Postallı ve Yeğen, medya grubumuz bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Postallı ve Yeğen medya grubumuz bünyesindeki çalışmalardan dolayı yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık'a teşekkür ederek başarılar diledi. Akbıyık'la bir süre sohbet eden Türk Hava Yolları Elazığ Müdürü Ahmet Postallı ve Türk Hava Yolları Satış Şefi Nusret Yeğen daha sonra Türk Hava Yolları'nın Elazığ'daki hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Keban Baraj Gölü'nün kıyısındaki köylerde yetiştirilen bademler, meşakkatli çalışmayla hasat edilip iç piyasada satışa sunulmaya başlandı. Keban Baraj Gölü'nün kıyısındaki köylerde yetiştirilen bademler, meşakkatli çalışmayla hasat edilip iç piyasada satışa sunuluyor. Verimli topraklara sahip olan baraj çevresinde sebze, tahıl ve üzümün yanı sıra badem yetiştiriciliği de son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Bu bölge Keban Barajı kenarında Tunceli Elazığ arasında bir bölge. Pertek hemen karşımızda zaten gördünüz siz de. Dolayısıyla barajların etkisiyle iklimde de eskisiye göre daha müsait. Badem de aslında buranın kadim bitkilerinden. Buralar aslında bahçecilik anlamında çorak topraklardı. Daha çok burada mevsimlik bitkiler, arpa, buğday, tahıl üzerine tarım yapılıyordu. Gerçekten de bizden sonra burada pek çok girişimci oldu bahçe yapan badem üzerine. Şu anda 50-60 bin kök ağaç var toplamda bölgede. Badem bahçelerinde emeklerinin karşılığını almak için yoğun çaba harcayan üreticiler, meyvelerin toplanmasında mevsimlik tarım işçileriyle anlaşıyor. Yazın çalışıyoruz, böyle evi geçindiriyor çoluk çocuğa. Geçim sağlıyoruz. Belirli ücret karşılığında bahçelerde mesai harcayan işçiler, ağaçlardaki bademleri sirkeleme makinesiyle yere serilen brandaların üzerine döküyor. Traktöre yüklenen bademler daha sonra dal, yaprak ve yeşil kabuklarından ayıklanmak üzere patoza atılıyor. Atıklardan temizlenerek güneşe karşı serilen bademler, çevre il ve ilçelerde satılıyor. Evet, bir kısmını toptan veriyoruz sezon başında. Sonra ayırdığımız kısmını perakende olarak kabuklu, kabuksuz, ondan sonra badem ezmesi olarak ve başka türev ürünler olarak sürdüreceğiz. Bademlerimiz şu anda hasata girmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 20-30 kişi burada ekmek evine götürüyor. Çatal Harman köyünde. Ondan sonra şimdi burada toplayıp da götürüp yeşil kabuğunu patusa verip de yeşil kabuğunu alıyoruz. Oradan da götürüp de sabanlarımıza seriyoruz. Savanlarımızda birkaç gün kaldıktan sonra çuvallayıp kaldıracağız. Elazığ Dernekler Federasyonu İstanbul'a gelen Elazığlı üniversiteli öğrencilerle bir araya gelecek. Elazığ Dernekler Federasyonu çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da Birlikte Varız programını hayata geçirecek olan ELFED öğrencilerle bir araya gelecek. Elazığ Dernekler Federasyonu, İstanbul'da üniversite kazanan Elazığlı öğrencilerle 8 Ekim Cumartesi günü tanışma programında buluşacak. Elazığ'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Elazığ Millet Bahçesi'nde bulunan armut ağaçları Ekim ayında çiçek açtı. Ağacın çiçek açtığını gören vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirdi. Elazığ'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Elazığ Millet Bahçesi'nde bulunan armut ağaçları Ekim ayında çiçek açtı. Armut ağaçlarının çiçek açtığını gören vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirdi. Bu sıcak haberin üzerine meteorolojiden bir uyarı var. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü fırtına ve rüzgar uyarısı yaptı. Uyarılan iller Elazığ, Tunceli ve Bingöl. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar oluşması muhtemel risklerdir.
oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir denildi. Bilinçsizce suya girenlerin sayısı artmaya başlayınca İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de akarsu, baraj, göl ve göletlerde denetim ve bilinçlendirme çalışması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ülke genelinde göl, gölet ve akarsularda serinlemek ve yüzmek amacıyla bilinçsizce suya giren vatandaşların sayısının artmasının ardından çalışma başlattı. Boğularak yaşamlarını yitirenlerin artması sebebiyle benzer olayların Elazığ'da da yaşanmaması için jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde mevcut tüm akarsu, göl ve göletlerde denetim ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. İyi günler beyefendi. Keban Baraj Gölü'nde yüzme yasak, mahallemizin kararlarıyla yasaklanmıştı. Keban Baraj Gölü'nün altı balçık olduğundan dolayı ve kayalık olduğundan dolayı yüzmede tehlikeli ortam oluşuyor. O nedenle bu bölgede yüzme yasaktır. Sizler de ailelerinize, tanıdıklarınıza bu şekilde uyarırsanız çok daha iyi olur. Teşekkür ederiz. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, amatör olta balıkçıları, su kenarında piknik yapan vatandaşların yanı sıra köylerde ikamet eden vatandaşlar da uyarıldı. ...18 suç kaydı bulunan şahıs kamu kurumunun kablolarını keserken suçüstü yakalandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs adli makamlara sevk edildi. Elazığ'da 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli bir kamu kurumundan kablo çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kent genelindeki çalışmalarına aralıksız devam eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri bir kamu kurumundan hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler şüphelinin bir kamu kurumundaki kabloları kesmeye çalıştığını tespit etti. Şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 18 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Elazığ'da aniden yola çıkan, ineğe çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazada İnek çelef olurken sürücü yaralanmadan kurtuldu. Elazığ Bingöl Karayolu Kovancılar ilçesi mevkiinde aniden yola çıkan ineğe araba çarptı. Sürücü hakimiyetindeki 23 plakalı hafif ticari araç aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada inek telef olurken araç hurdaya döndü. Sürücü ise yaralanmadan kurtuldu. Otomobil kiralama üzerine hizmet verecek olan firma, Rızaiye Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde hizmete başladı. ELZ Rent-A-Car firması Rızaiye Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde hizmete girdi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Alkışlar bu değerli hazır ona gelsin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İş yerinin açılışına Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, CHP Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Deva Partisi İl Başkanı Avukat Mehmet Kangal, AK Parti Eski İl Başkanı Ramazan Gülgöz'e ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mithat Ulaş katıldı. Üç farklı partinin, üç farklı görüşün sahaya yansıması budur dedik. Hakikaten çok güzel bir tablo. Ben hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah bu birlikteliğinizi, bu ortak duruşunuzu, ortak dilinizi sahaya yansıtıp gerçekten Türkiye'ye dalga dalga yayılan bir örneklik teşkil edersiniz diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanıyım. Tabii Elazığ İl Başkanımız da burada. Ev sahibine sözü verin dedim ama biz Doğancan kardeşimiz bizi davet etmişti. Gelmemek olmaz dedik. Tabii Doğancan'ı biz çok seviyoruz. Gerçekten bize çok emeği var, çok hizmet ediyor. Tabii iş yerleri bir il için çok önemli bir değer. Bu dönemde ekonominin sıkıntılı olduğu bu dönemlerde bu tür girişimlerde bulunmak daha da önemli bir değer. Tabii ki şehrimize yeni yapılan bu işletmenin, açılan işletmenin şehrimize, insanlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı bir ekmek kapısı olmasını diliyorum. Ben şimdiden hayırlı, bol bereketli kazançlar diliyorum sevgili kardeşime. Açılışını yapacağımız bu işletmenin kendi sektörümüzün ve diğer sektörlerden farklı olması ayrıca şehre güç katacağını düşünüyoruz. Haberleri izlediniz, az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen.
ve günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Ligde oynadığı ilk 5 maçından 10 puan toplayarak playoff mücadelesinin içinde yer alan Elazığ Spor, ligin 6. haftasıyla birlikte zirve savaşı veren takımlarla zorlu müsabakalar yapacak. Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Çatalca Spor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk 5 haftada 10 puan toplayan Elazığ Spor'u zorlu 3 maçlık bir seri bekliyor. Ligin ilk 5 haftasında sıralamada kendisinden aşağıda olan takımlarla mücadele eden Bordo Beyazlı takımımız, 6. haftayla birlikte 7 ve 8. haftada kendisiyle birlikte şampiyonluk mücadelesi veren ve ilk 6 içerisinde yer alan takımlarla zorlu mücadelelere çıkacak. Ligdeki hedefi doğrultusunda oynayacağı birbirinden zorlu müsabakalar sonunda Bordo Beyazlı takımımızın konumu da netlik kazanmış olacak. Temsilcimiz Elazığ Spor, ligin 6. haftasında 9 Ekim Pazar günü TFF 3. Lig 1. grupta 10 puanla 3. sırada yer alan 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Yeni Ordu Stadyumundaki mücadele saat 19'da başlayacak ve Bordo Beyazlı takımımız uzun bir aradan sonra akşam maçı oynayacak. Temsilcimiz Elazığ Spor 15 Ekim Cumartesi günü ise kendi saha ve seyircisi önünde grup lideri Yeni Mersin İdman Yurdu ile Doğukent Hıdır Bilek Stadyumunda saat 14'te karşı karşıya gelecek. Bordo Beyazlı takımımız zorlu serinin son maçını ise 23 Ekim Pazar günü deplasmanda Belediye Kütahya Spor'la oynayacak. 9 puanla sıralamada 5. olan Belediye Kütahya Spor müsabakası Dumlupınar Stadyumunda saat 14'te başlayacak. 3 maçlık seride birbirinden zorlu maçlara çıkacak olan temsilcimiz Elazığ Spor, bu maçları en az puan kaybıyla atlattığı takdirde zirve yarışında da avantajlı duruma geçecek. Sevgili seyirciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Elazığ'ın tarihindeki en büyük toplu spor yatırımları olan spor tesislerinin il ve ilçelerde inşası devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Elazığ'a kazandırılan tarihin en büyük toplu spor yatırımlarının inşası il ve ilçelerimizde devam ediyor. 72 adet gençlik ve spor yatırımı kapsamı içinde yine yapımı devam eden 37 halı saha, 17 açık basketbol, voleybol sahalarının yapım işi, il merkezi ve tüm ilçe ve beldelerdeki inşasına devam ediliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan bu yatırımlarla gençlerimizin monotonluktan uzak sosyalleşmesi ve sportif anlamda ihtiyaca cevap vermesi aynı zamanda sosyal, bilişsel ve sportif manada aktif hayatın içinde yer almaları ve streslerini atmaları ve stabil yaşantıları için önemli kazanımlar elde etmesini sağlayacaktır. Bizlere her daim destek olan başta Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Kasapoğlu'na, valimize, belediye başkanımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza ve paydaş kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Gençlerimiz için hayırlı olsun ifadelerine yer verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapması ve farkındalık oluşturulması için her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası Elazığ'da başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapması ve farkındalık oluşturması için her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası Elazığ'da başladı. Bu yıl 3-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Amatör Spor Haftası'nın açılışı Öğretmen Evi önünden Valilik Meydanı'na düzenlenen yürüyüşle gerçekleşti. Yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, ASKF Başkanı Mustafa Gür ve yönetime, STK temsilcileri, spor taban birlikleri, sporcular, aileleri ve antrenörler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonunda Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, Amatör Spor Haftası münasebetiyle açıklamalarda bulundu. İl Müdürü Abdülsamet Eren yaptığı açıklamada, Amatör Spor Haftası'nı bu yıl sahada ve aktif bir şekilde kutlamak için yaptığımız programı sadeleştirdik. İki gün önce haberini aldığımız hemşehrimiz Assubay Yusuf Ataş kardeşimizin şehadeti dolayısıyla programlarımızı kısıtlayıp ses ve gürültüden uzak bir programla burada toplandık. Aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Amatör spor, sporun adeta kalbidir ve daima yaşatılması gerekir. Amatörden profesyonele kadar uzanan süreçte gerek tesisler gerekse uzman kadrolarımızla var gücümüze gençliğimize yatırım konusunda çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlığımız tarafından finanse edilen ve şehrimizin en büyük spor yatırımı da bu çalışmalarımızın en büyük kazanımıdır.
2500 kişilik kapalı spor salonu şehrimizin en büyük spor yatırımı olan Elazığ Stadyumu'nda inşallah birçok branşı içerisinde barındıracak ve amatör spora ciddi katkılar sağlayacaktır. Yine tesisleşme yolunda birçok tesis ve sahada yenileme, bakım, onarım çalışmaları başlattık ve bitirdik. İnşallah bu spor yatırımıyla da birçok kazanımı şehrimiz adına elde edeceğiz ve amatör sporun hizmetine sunacağız. Başta Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Elazığ Valiliğimize, Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza destekleri için müteşekkiriz. Amatör spor haftamız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. 1-2 Ekim tarihlerinde Adıyaman'da düzenlenen ekskrim müsabakalarında ilimizden 7 sporcu dereceye girerek ilimize eskrimde ilk madalyaları getirdiler. 1-2 Ekim tarihlerinde Adıyaman'da düzenlenen eskrim yarışmalarında ilimizden 6 sporcu dereceye girerek bu dalda ilimize tarihinde ilk madalyaları kazandırdılar. U10, U12 ve U14 açık epe turnuvasında şehrimizi temsilen katılan 7 sporcu toplam 6 madalya elde etti. 63 erkek, 50 kız olmak üzere toplam 113 sporcunun yer aldığı müsabakalarda dereceye giren sporcularımız şunlar. U10 kızlar kategorisinde Defne Zeynep Sadak 1. U10 erkekler kategorisinde Ahmet Efe Sadak 3. Mustafa Bukra Demir 5. Taylan Emir Mutaf 8. U12 erkekler kategorisinde Eyüp Eymenkaya 2. ve U14 kızlar kategorisinde ise Esile Canan Demir 3. oldular. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.